قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا تولى الساعه في الارض اللي يفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم عالمَ رب OLAN الله حمدلص Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine ve ashabına selat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün 14 Ekim 2022 miladi 18 Rabi'ül evvel 1444 Hicri Cuma. Cumamız günümüz mübarek olsun. Geleceğimiz geçmişimizden daha hayırlı, huzurlu ve sağlıklı olsun inşallah. Okuduğum ayet-i kerime Bakara suresi 205. ayet-i kerime. Ayetin kısaca meali şöyle. Onlar senin yanından ayrıldıktan sonra, yeryüzünde fitnet çıkarmaya çalışırlar, ekini ve nesli yok etmeye, helak etmeye çalışırlar, fesada verirler. Allah da fesat çıkaranları, fasitleri sevmez. Bu tevella kelimesi alimler tarafından e, iktidar olarak da yorumlanmış. İş sahibi, güç sahibi, efendim otorite anlamında da alındığı için e, bu ayet-i kerimeye bu manayı vermemiz daha uygun olacak. Yani Allah'ın kendisine kendilerine iktidarı verdikleri güç ve kuvvet verdikleri parantez içinde eğer ilahi mesaja uygun hareket etmezlerse yaptıkları şey, yapacakları şey yeryüzünde fitne çıkarmak, fesat çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek. Esed hakimiyet ele alındığında diyor, elmalı da bunlar iş başına geldiğinde bir anlam veriyor. Yani kendisine güç ve kuvvet verildiğinde iktidar verildiğinde iş yapma kabiliyeti verildiğinde bunu kendi heva ve hevesleri için, kendi gelecekleri için, kendi çıkarları için kullanırlar. Yaptıkları şey de yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak. Fesat çıkarmak için yaptıkları şey nedir? Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerimenin mealini vereyim. Yani bunlar nasıl bir fitne, nasıl bir efendim bozgunculuk yapıyorlar ki yeryüzü efendim yaşanmaz hale, çekilmez hale geliyor. Bakara suresi 9 ve 11. ayetlerde insanları aldatarak bu münafıkların alametlerinden o sayfayı hatırınıza getirin. Alimran İmran suresi ve daha başka efendim ayetlerde de tevhid inancından insanları çevirerek bidatlerle efendim işte hurafelerle rivayetlerle insanı tevhidi düşünceden alıkoymak. Bir Allah inancından, yalnız ona ibadet edileceğinden, yardımın sadece ondan bekleneceği fikrinden onları vazgeçirmeye çalışmak. Bunun için biliyorsunuz tarihin seri içerisinde o kadar efendim e, hurafeler vardır ki o kadar yanlış şeyler vardır ki e, yani bir defa daha söylemiştim hicri ikinci yüzyıldan oluşuma başlayan bu tasavvuf fikrinin günümüze kadar 390 efendim işte çeşidi var 390 isim var şu 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 tarikat ve bu tarikatlara efendim mensup 840 tane kol var. Yani eğer neslin Kur'an'dan da haberi yoksa ne yapacak? Tabi cese her biri bir köşe başına tutmuş, her biri bana geliyor. Bir şeyler vaat ediyorlar. işte ahiretten şunu şunu yapacak. Halbuki değil mi Allahu Teala ey peygamber kendisine azap vaki olmuş, hak olmuş birini sen mi kurtaracaksın? Sen onlara hiçbir ilgin yoktur diyor başka bir et-i etkermede. Ama Allah hesabı yapıyor. Allah planı yapıyor, tabi cese programı yapıyor, defterini okutuyor kendisine. Dünyada yaptıklarını teker teker soruyor, cevabını alıyor, yani mahkemesini yapıyor, hakkında bir hüküm veriyor. Cennet ya da cehennemlik hükmünü veriyor. Cehennemlik şeyini, hükmünü koyuyor. Adam cehenneme giderken, efendi gidip onu oradan alıyor. Yani tevhid inancından saptırma. Başka ayet-i mesela Araf suresi 55-56. kerimede haddi aşarak hemen her konuda Allah'ın nimetlerini unutturarak sen kazandın, gücünle kazandın, kuvvetinle kazandın, bilginle kazandın. Gayet tabii ki kazanç bilgiyle kuvvet olur. Ama bu Allahsız olmaz yani. Eğer varsa, Allahsız bir kazanç varsa bu sömürüden dolayı elde edilmiştir başkasının alın terini sömürerek elde edilmiştir bu. Ekonomik hayatın dengesini bozarak Araf 85. ayet, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek insanları unutturarak Enfal 73, şirk koşarak bu konuda çok efendim ayet-i kerime var. Bin küsur ayet-i kerime var Kur'an'da şirki anlatan. Ee, geçen gün bizi bir e, sohbete çağırdılar. Diyanet Cemiyası. Tabii ben de o camiada görev yaptım. Yani bana söz vermemelerini istedim aslında. emekli müftülerimiz, efendim işte hocalarımız falan vardı. dedim ki bana niyetine söz verdiler. Kur'an'da 1100 ayet-i kerime şirkten bahsediyor arkadaşlar. Neden biz kürsülerde şirkten bahsetmeyiz de yalnızca bir ayetle bahsedilen anlatılan abdesti çevre çevre insanlara anlatırız? Abdest, gusül, teyemmüm, efendim namazdaki duruş şekli, efendim elin bağlanması, yok efendim işte şu şartlarda yani dört tane farz var efendim o şeyde ayet-i kerimede. Mezhepler kendi aranda altıya çıkaran mezhepler de var, yediye çıkaran mezhepler de var. 16-17 tane müstehabı var. Efendim işte şu kadar mübahı var, şu kadar sünnete var, şu kadar vacibi var. Ondan sonra niye deist oluyorsunuz? Ya ben bu abdesti alamam ki kardeşim. Senin söylediğin şartlarda ben bu abdesti alamam. Neden tevhid anlatılmıyor arkadaşlar dedim ya. Neden şirk anlatılmıyor insanlara? Yani şirk o dönemde mi kaldı? Karşısına bir put koyacaksın, önünde eğileceksin. Ş şirk bu mu yani? Tabi memnun olmadılar konuşmamdan. Hakkı kendi arzularına tabi kılarak fitne çıkarıyorlar. İsraf ederek, israfı meşrulaştırarak, insanları israfa yönlendirerek. Hazreti Ali'ye atfedilen efendim bir söz var hemen hepiniz bilirsiniz. Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır. Eğer zengin israf etmezse o israfı o fakirin ihtiyacını karşılayacaktır. Geçen bir şey okudum. Kurgu mudur ya da gerçekten yaşanmış mıdır? Ama çok hoşuma gitti. Ben diyor kişinin biri anlatıyor. Ben yolda yürüyordum diyor. Midesi karnı ağrıyan birisine denk geldim. Kıvranıyordu. Yanına yaklaştım. Neyin var dedim. Açım dedi. Yardımcı oldum. Karnını doyurdum. Rahatladı. Biraz daha yürüdüm. İleride yine bir adam. O da midesinden karına tutmuş. O da ne oluyor? Benim midem ağrıyor. Sıkıntı var midemde. Sancım var. Niye? Ya bugün işte eş dost efendim çağırmıştı. Fazla yedim. Sonra şu güzel sözü söylüyor, eğer o fazla yediğini o yemeyene takdim etmiş olsaydı, vermiş olsaydı, ikisinden bir desi karnı varmayacaktı. Yani bari bunu İslami camiye yapmasın değerli kardeşlerim. Yani şuralara buralara gidiyoruz, açık büfelerde yemekler alıyoruz. Müslüman tabağını dolduruyor, yarısını yiyor, yarısını bırakıyor. Bu memlekette günde 8 milyon ekmek çöpe atılıyor. Hasan Hocam'la birlikte biz Sudan'daydık. Orada bir vakfın bir fırını var. Günde 4 bin ekmek çıkarıyor. Taburdan buradan oraya gitmiş. Bu kadar insanların yardımıyla oradaki garibanlara efendim ekmek çıkarıyor. Günde 4 bin ekmek. Ya bir insan var, buradaki, buradan kalkmış, Afrika'ya gitmiş, oradaki insanların karın doyurmak için dört bin ekmek zar zor çıkarabiliyor. Burada 8 milyon ekmek çöpe gidiyor. Yüzde %99 Müslümanız. Ha bazıları da var tam tersine. Doldurur tabağı, efendim yer bitirir, ondan sonra parmağıyla da altını siler, süpürür, sünnetirdir. Bence sünnet bu değil değerli dostlar. Sünnet o sofrada garibana yiyecek ayırmaktır. Bir tabak ayırmaktır. O sofrada iki garibanı bulundurmaktır sünnet, Resulullah'ın sünneti. Gariban yoksa iki tabak gariban evine götürüp bırakmaktır sofranın sünneti. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحُبُّ musrifin. Allah israf edenleri sevmez. Sevme derken Müslüman, münafık, kafir ayrımı yapmıyor bu ayet-i kerime. Müslüman da olsa Allah israf edenleri sevmiyor. İşte böyle bozuyorlar. Savaş çıkararak bozuyorlar. Halkı gruplara ayırarak bozuyorlar. Gruplara ayrıldığınız zaman herkes kendi grubunun efendim doğruluğundan bahseder. Efendim işte kendi grubunun samimiyetinden bahseder. Benim grubum şöyle, benim grubum böyle. 73 fırka ayırdık efendim. 73 müydü, 72 miydi? Efendim ayırdık. Birine fırka Naciye dedik. Kimdir? Benim diyor. E ben... Bu şu da, da var değil mi? Ya, buçuk. Evet, 70, buçuk. Ben fırka inaciyi benim, hayır benim, hayır ben falan kondanım, ben falan mezheplenim. ben falan şeydenim. Ya yapmayın arkadaşlar yapmayın dostlar. Yani Tefrikanın efendim işte bölünmenin bizi getirdiği noktaya bakın. Fakirin elinden tutmayarak bir fitne. Değerli kardeşlerim. Bir fakirin elinden tutma. Sakın yanlış anlamayın. Ben namazı çok önemsiyorum. Küçüklüğümden beri de namazla kılarım. Çok önemli bir ibadettir. Evet. Bir Müslüman namazsız olmaz. Fiili namazdan bahsediyorum. Şimdi bu salat kavramı yok efendim işte şöyle de tabii ki salat kavramı çeşitli manaları vardır. Ama fiili namaz da vardır. Ben fiili namazdan bahsediyorum. Ama bir fakirin elinden tutup bir fakirin Göz yaşını silmek, bir fakirin sevilmesine vesile olmak bence namazdan daha önemlidir. Ee, bir ara bir yerde bir görev yapmıştım. Adam vefat etti, Allah rahmet etsin. İsmini söylemekte de bir beis yok. Yani düşünceyi söylüyorum, fakire nasıl yardım edilir, hangi anlayışa, o, o babda. Bayram abi diye bir abimiz vardı. Köyde iki traktör vardı, bir traktör onundu. E öyle olunca garip kuraba efendim Bayram abinin kapısını çalıyor. Benim tarlayı sür biliyorsunuz bizim doğu bölgelerinde 4. 5. aylarda tarlayı süren ekini ekerler. 8. ayda da efendim tar, şeyini harmanından e, şeyini alır, ürününü alır, borcunu öder, geri kalanını yiyeceğini ambarına koyar. Bayram abim onlarca insanın tarlasını sürerdi. Ahmet'e 5, Mehmet'e 3, efendim Ali'ye şu kadar, Veli'ye şu kadar. Onun borcu 100 lira, onun borcu 500 lira, onun borcu 300 lira harman zaman alacak. Ama bayram amca o şeye yakın, ödemeye yakın gider çekildi bir köşeye. Denk geldiğim için, gördüğüm için söylüyorum. İşte diyor ki Ali'nin bana 500 lira borcu var. Ama şu kadar ekini geldi. Şu kadar çocuğu var. Bana 500 verse, biraz çocuğunu ayırsa, seneye tohum ayırsa bir şey kalmayacak onun borcu 200 lira. 300 lirasını siliyorum. Velinin şu kadar borcu var. Efendim ayırdığı zaman, bana verdiği zaman, vereceği zaman, tohum ayıracağı zaman bir şey kalmayacak. Ne kadar borcu var? Bin lira. 700'ünü siliyorum. Merhamet değerli kardeşlerim. Merhamet. Garibanın elinden tutma. Onu adam kendisini bin lira, 500 lira vermeye verecek şekilde ayarlıyor. Bayram amcaya gidiyor, sen diyor borcun 200 lira, 100 lira. Siz o gülümsemeyi satın alabilir misiniz? Evet. evet. Fakirin elinden tutmamak da fitnedir. Siz fakire yardımcı olmadığınız zaman fakirin sizin malınızda gözü var. Size zarar vermek için elinden gelen her şeyi yapar. Tarlanızı ateşe verir, fabrikanızı ateşe verir, evinizi ateşe verir. Çünkü sen yiyip içip yatıyorsun. Adam orada senin eline bakıyor. Halbuki kazanırken onun havasından da istifade ediyorsun. Onun suyundan istifade ediyorsun. Onun toprağından da istifade ediyorsun. O bir metre karada yaşıyor. Sen on metre karada yaşıyorsun. Onun için yani zekatta garibanın, fakirin, mazlumun hakkı vardır. Bu anlayışla efendim infak etmek lazım. Evet cinsel sapıklık da aynı zamanda efendim bir fitne sebebidir. İşte son zamanlarda görüyorsunuz LGBT var falan var filan var. Allah muhafaza. Toplum, toplumun insanlar içerisindeki sevgiyi azaltarak fitneyle dedikoduyla insanlar arasında laf taşıyarak insanların birbirine düşman olmasına vesile olmak. Bu da çok büyük bir fitnedir. Bu ailede fitnedir. Akrabalar arasında fitnedir. Ortaklıklar arasında fitnedir. Fitne oğlu fitnedir. Bu fitneye sebep olan insan da Allah tarafından sevilmeyen insandır. Fitnenin ölümden daha beter olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Laf taşımanın efendim, olmadık bir sözü söylemenin yani Kur'an bunun bir fasıklık alameti olduğunu söylüyor. Dolayısıyla efendim Müslüman bunlara dikkat etmeli. Yani bu şekilde de efendim bir fitne çıkarak yeryüzündeki ahengi düzeni bozuyorlar. Ekini ve nesli bozarlar, helak ederler. Ekinin işte biliyorsunuz genetini bozarlar, israf ederler. Efendim toprağı toprağın istediği şekilde toprağa hizmet etmezler. Toprağa hizmet edeceksin ki toprak da sana efendim hizmet etsin. Aynı zamanda bu şey olarak hars kelimesi münevverlik, irfan efendim medeniyet anlamında da kullanıldığı için yani bu sadece ekini bozma değil, toplumun ahlakını, kültürünü bozma da efendim bir fitnedir. Bu aynı zamanda bu anlamdadır. Yani akrabalık bağlarını koparmayacaksın, efendim arada laf taşımayacaksın. Dediğim gibi aile arasında, aileler arasında, akrabalar arasında, iş ortakları arasında öyle şeyler oluyor ki yani bir bakıyorsunuz sevgiyle, samimiyetle, muhabbetle başlanmış olan bir işin sonu kılıca kalkana dönüşüyor. Efendim işte silaha dönüşüyor ve insanlar birbirlerini efendim vuruyorlar, hatta öldürüyorlar. İşte şeylerde okuyorsunuz haberlerde falan filan. Bir de nesli de yok ederler. Eğer bunlara bir iktidar verildiği zaman Kur'an'ı kendisine referans almayan bir yönetim, bir iktidar, bir görüş yapacağı şey efendim nesli de yok etme. Gayrimeşru ilişkiler, yetersiz eğitim, efendim evdeki yetersiz eğitim, okuldaki yetersiz eğitim, çevredeki efendim eğitimsizlik. Bütün bunlar işte biz şeyde efendim Yalova'da Zeki Bayraktar hocamızı dinledik. Ailenin çocuk üzerindeki etkisi, yaptırımı çocukları ileride ne hale getiriyor? Yani bir Müslümanın bunu bilmesi lazım. Bir Müslümanın bunu kendi ailesine uygulaması lazım. Yoksa efendim herkes kendi çocuğundan şikayet ediyor. Ben ediyorum, sen ediyorsun. Hani biz dini bütün insanlardık. Ne oldu? Ha şunu söyleyebilirsiniz. Efendim işte yani örnek veriyoruz hemen kendimizi kurtarmak için. işte. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da Nuh'a itaat etmedi. Ne yapayım? Böyle değil. O bir örnektir. Olabilir. Buna hazırlanın anlamındadır. Bundan bir ders çıkarın. Böyle şeyler yaşanabilir anlamındadır o. Yoksa her çocuk Nuh'un çocuğu gibi olacak diye bir kayda yok ki. Dolayısıyla eğitim evde başlar. Ahlak evde başlar edep evde başlar, sokakta devam eder, efendim okulda devam eder. Ee, dolayısıyla bizim e, yani hem iktidarın, hem yöneticilerin, hem aile olarak bizlerin ve okulun e, bu konuda el birliğiyle efendim neslin kurtarılması için gayret göstermesi lazım. Farabi'nin bir sözü var, bununla bitireyim. Siyaset diyor, erdemli siyasetle cahili siyaset diye iki ayrılır saadetin elde edilmesi için temin edilen faaliyetlere ahlaklı, erdemli siyaset denir. Yani siz bir toplum kazanacaksınız. Saadetli bir toplum, saadetli bir aile, saadetli bir şehre Bunun için gösterdiğiniz her çaba aslında siyasettir. Dolayısıyla biz bunu hayatımıza aktaracağız. Neslimizin, ekinimizin, rızkımızın, geleceğimizin heba edilmemesi için bütün Müslümanların el birliğiyle çalışması lazım. Kur'an'ı referans alarak Kur'an'ın rehberliğinde kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Ela inna sene kelam mablağa nizam kelamullahil melikil azil alem. Kema qala Allahu Teala tebaraka fil kelam ve iza quri'l Kur'an fe istemi'u lehu ve ensitu la'allekum turhamun.